Meltem TV ekranlarından bir Kum Saati programıyla birlikteyiz tekrar. Bugün yine gündemini değerlendireceğiz. Çok değerli araştırmacı yazar Murat Çabas Bey bizlerle öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk sağ olun. Evet değerli izleyenler bugünün gündemini değerlendireceğiz. TÜİK'in açıkladığı verilere göre ilk görselimizde paylaşırsak arkadaşlar 2009'dan 2019'a kadar hırsızlık suçları 7 kat, kaçakçılık 9 kat, cinsel suçlar 10 kat, uyuşturucu suçlar 11 kat. Yani birçok suçun kat be kat arttığını görüyoruz. Aslında biz burada programlarda konuştuk çok kez ama bir kez daha bunu gündeme getirmekte fayda var hakikaten. Yani bu suçlar niye artıyor? Biraz bunu konuşalım. Yani 10 yılda bu kadar büyümesinin sebebi nedir? Yani biz kuralları mı doğru koyamıyoruz acaba? Bunu sormak istiyorum size. Yani kurallarda mı bir sıkıntı var? İnsanlar niye bu suçlara meylediyor? Buradan başlayalım isterseniz. Evet tabii bunlar üzücü haberler. Yani neticede toplumsal olayların, adi suçların arttığını gösteriyor. Hani bu rakamları aslında resmi rakamlara gerek duymadan da ana haber bültenlerine baktığımızda, ajans haberlerine baktığımızda, evet. Hani devletin ajansına, diğer ajanslara baktığımızda, yani haberlerin zaten %70'i, %80'i zaten bu tür haberler. Evet. Yani hırsızlıktı, gaspti, cinayetti, intihardı, yani yağmacılıktı, uyuşturucuydu. Yani bakıyorsunuz hep bu tür haberlerle karşılaşıyoruz maalesef. Tabii ki bunun nedenlerini, hani çözümlerini çok detaylı bir şekilde mutlaka konuşmamız lazım, konuşulması lazım. Şimdi baktığımız zaman tabii genelde işte hırsızlıktır, kaçakçılıktır, uyuşturucu ticaretidir efendim ve buna benzer suçlar, yani intihar veya cinayet, bunların çoğunun aslında hani ekonomik nedenlerden kaynaklandığını görüyoruz. Evet. Yani burada tabii aslında hani asıl sebep belki farklı şeyler de söyleyebiliriz ama. Yani aslında şöyle ben bir şey ekleyeyim. Yani aslında baktığınızda mesela ben avukatım biliyorsunuz. İşte yargılamalarda baktığınızda asıl sebepler başka şeyler. Hani o yargılama esnasında somut olayların gerçekleşmesini neden olan şeyler belki daha farklı şeyler olabilir dediğiniz gibi hakikaten. Ama asıl onun arkasında yatan yani o sebebe o yani insanı o sebebe götüren şeyi konuşmakta fayda var. Evet, kesinlikle. Şimdi burada tabii önce ekonomiden başlayalım. Yani ekonomi nasıl böyle bir toplumsal yozlaşmaya, böyle bir felakete doğru bizi sürüklüyor? Bunu önce bir irdelememiz lazım. Bakın insanlar şu anda yani Türkiye'de öyle bir ekonomik ortam var ki insanlar yaşam standardı için, yani sağlıklı bir yaşam için hem kendileri, hem eşleri, hem de çocukları adına sağlıklı bir gelire sahip değiller. Yani istedikleri şeyi alamıyorlar, ihtiyaç duydukları şeye ulaşamıyorlar. Evet. Neden? Çünkü milyonlarca insan, yani 7 milyon aile ve bu aileye bağlı olan, yani her bir aile 4 kişiden hesaplarsanız en az 30 milyon insan, ki bunlar kayıtlı işçiden bahsediyoruz, asgari ücretten bahsediyoruz, açlık sınırında bir maaş alıyor. 2825 lira ve en son açıklanan açlık sınırı rakamlarına baktığımızda zaten, evet. Yani 2500 liralara, 2600 liralara, yani bu rakama yakın bir rakam. Açlık sınırına konumlanmış bir maaşa talim ediyor işçi ailesi, 7 milyon aile. Zaten hani bir asgari ücretlinin Türkiye şartlarında 3 kişiye baktığı ortalama tespit edilmiş. Evet. Kendisiyle beraber bu 4 kişi yapar. 4 kişi bir aileden bahsediyoruz. Yani kişi başı milli gelir dediğiniz zaman aslında karşınıza 2825 lira bölü 4 kadar, yani 700 lira civarında bir gelir elde etmiş oluyor bu insanlar aylık olarak. Bunu yıllığa vurduğunuzda o insanların gelirinin efendim hani deniyor ya 9 bin dolar, 10 bin dolar baktığınızda aslında hiç alakası olmayan bir rakam. Yani 10 bin lira olsun, 10 bin lirayı bugün 7,5'a böldüğünüz zaman çok komik bir rakam çıkıyor karşımıza. Evet. Yani 10 bin dolarla hiç alakasız bir rakam, 1500 dolar, 1600 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman insanımız aç, karnını doyuramıyor. Ve dikkat edin, hani haciz ve icra dosyalarındaki artışlar, en son baktığım rakamlarda 23 milyonu aşkın bir icra dosyası görünüyordu. Ya bunların da çoğu da hani bankalara olan borçlardan dolayı, insanların borçlarını ödeyememesinden kaynaklanan. Orada bir şey ekleyeyim, bankalar dediniz. Şimdi Adalet Bakanlığı işte icra dairleriyle ilgili bankaların sayısının, bankalarda olan borcun çoğalmasından dolayı birçok işte İstanbul'daki büyük adliyede bankalarla ilgili icra
departmanlarını ayırmaya başladı. Yani özelleştirmeye gidiyorlar. Hani sanki güzel bir şeymiş gibi anlatıyorlar ama bankaların çoğaldığı için böyle bir şeye ihtiyaç oldu. Yani o kadar çok bankalar icra takibi yapıyor ki icra daireleri ona yetişemediği için bir özelleştirmeye gidiyorlar şu anda. Hani belki bu yılın başına geçilecekti ama sistemsel eksiklerden dolayı geçilemedi. Bankalar için özel bir departman kuruyorlar. Yani banka icraları sadece oradan yapılacak. Yani o yoğunluğa, o talebe karşılık veremiyor çünkü icra daireleri. Evet, şimdi burada hani bir takım şeyler vardır, bir takım haberler, bir takım hani gelişmeler vardır. Bunlar aslında gelişme gibi gözükse de bunlar ortamın daha da kötüleştiğini alametidir. Evet. Bunlardan bir tanesi hani adliye saraylarının daha da büyüyüp büyümesi. Artması, bu ortamın daha da kötüleştiğinin ispatıdır. İcra dairelerinin yetersizliği, özelleştirilmesi yani daha çok özele aktarması bunlar kötüleştiğinin alametidir. Yine baktığınızda huzur evlerinin artması değil mi? Evet. Yani toplumsal olayda yani insanların büyüklerine sahip çıkmayışının göstergesidir. Yani bunlar övünülecek şeyler değildir. Aynen. Bunlar arasında kredi hacminin artması. Evet. Şimdi Sayın Bakan bir ara açıklama yapıyor. Diyor ki kredi hacmini şu kadara çıkarttık. Yani kredi imkanını şu kadar arttırdık. Ya bu övünecek bir şey değil. Bu efendim başını yatağın altına sokarak söylemen gereken bir şey. Bir utançtır bu. Yani insanların efendim borç, bakın sizin borç alma imkanlarınızı arttırdık demek, yani bu zaten bir şeyin itirafıdır. Aynen öyle. Yani ekonomiyi yönetememişinizin itirafıdır bu. Şimdi baktığımızda yine TÜİK'in rakamlarına göre, işte arkadaki tablo ortada. Efendim bunlar tabii bir kısmı ifade ediliyor. Biraz daha detaylarına gireceğiz. Yani suçlardaki artış da aslında ekonomideki gidişatı çok net gösteriyor. Yani hırsızlık niye artar, gasp niye artar, uyuşturucu ticareti niye artar? Elbette ki bunun sebebinde insanlar ihtiyaçlarına ulaşamıyorlar, ekonomik zorluklar içerisindeler ve kolay yoldan para kazanmanın, yani para kazanma da denmez buna, para elde etmenin yollarını araştırıyorlar, gasp ediyorlar, hırsızlık yapıyorlar. Öyle değil mi? Bir de insanların tabii artık psikolojileri de bozuluyor. Yani gelir yeterli olmayınca, geçim darlığı olunca İnsanlar bu sefer bir takım hastalıklarla da karşılaşıyorlar. Geçenlerde bir kuyumcu soygunu vardı. Evet. Adam dedi ben zevkine yaptım onu diyor. Yani bir insan zevkine niye kuyumcu soyar? Sonra tavsiyede bulunuyor. Lütfen efendim sahte altın koymayın şeylere evet. diye. Bir de tavsiyede de bulunuyor kuyumculara. Sahte olmasın ki ben çalayım demek istiyor. Yani baktığımızda insanlar artık hastalıklı vaziyetteler. Ama ortam bu noktaya getiriyor. Şimdi en önemli ülkemizde görülen en önemli nedenlerden bir tanesi tabii ki ekonomi dedik. Ekonomik nedenler bu suçların artışına. Bir de tabii hani perde arkasında görülen ama asıl neden olan bir konu daha var. O da nedir? O da ahlaki yozlaşmadır. Evet. Yani burada dikkat ederseniz yani namuslu bir vatandaş, yani hırsızlıkta gözü olmayan, yani helal haram çizgisine dikkat eden bir vatandaş ne yapar? Gider efendim hamallık yapar, inşaat işçiliği yapar, tarlada yevmecilik yapar, çalışır tırnaklarıyla vesaire ve ailesinin geçimini sağlamaya çalışır. Öyle değil mi? Evet. Ve mümkün olduğu kadar da yanlış bir adıma bulaşmaz, yanlışlığa düşmez. Şimdi yani aynı ortamda yaşıyoruz ama bazı insanlar değil mi? Yine yokluk içinde olmasına rağmen bakıyorsunuz gasp yapmıyor, cinayet işlemiyor, intihar etmiyor. Neden? Çünkü o insan mücadeleyle beraber bir takım şeylere ulaşabileceğini biliyor. Dolayısıyla şu ortamda bile, şu olumsuz şartlarda bile insanlar mücadele ettikleri halde az çok efendim yani sağlıklı olmasa da karınlarını doyurabiliyorlar, çocuklarına bir şeyler götürebiliyorlar. Ama burada mesele insanların efendim böyle yokuş tırmanarak büyük zorluklarla bunu elde etmesi değil. Devlete düşen görev, vazife yani çalışan insan hakkını vermektir. Yani burada insanların mücadele etmesi, daha fazla mücadeleyle, daha fazla efendim zorluklarla bir şey elde etmesi, bu da aslında devletin ayıbıdır, bu da siyasetin ayıbıdır. Evet. Bunu da burada ifade etmemiz lazım. Ama bu şartlarda bile insanlar efendim hani çöl şartlarında bile diyelim aradıkları zaman, kazdıkları zaman efendim su bulabiliyorlar, bir takım şeyleri bulabiliyorlar. Ama devlet onlara bu imkanı doğal olarak sunması gerekiyor, en kolay yoldan onlara. Adaletli bir şekilde bunu sunması gerekiyor. Şimdi ahlaki yozlaşma da en büyük nedenlerden bir tanesi. Başka nedir? Bu tür suçlarda özellikle intihardır, özellikle cinayettir gibi konularda efendim yaralama, kavga, gürültü vesaire
Bunların ana nedenlerine baktığımızda adaletsizlik olduğunu görüyorsunuz. Yani insanlar birisini niye öldürüyor? Yani diyelim ki öldüren kişi haklı. Yani şu açıdan haklı. Yani adam evine hırsız girmiş, o da çekiyor tabancasıyla vuruyor. E tabi yatak odası dışında da vurduğu zaman direkt katil olmuş oluyor ve hapse gidiyor değil mi? Yani. Ama adam aslında haklı. Neden? Yani adam bıçaklı birisi, silahlı birisi girmiş evine. Ne yapacak? Veya şimdi eskiden güvenlik görevlilerinin bir takım hakları vardı. Şimdi yani adam silahını çekecek, namluya mermiyi verecek, o zaman onu vurma hakkın var gibi bir takım şeyler var. Şimdi ama çektin baktın ki adam silahlı soygun yapıyor, vurdun adamı, güvenlik görevlisi de efendim cinayetten içeri girebiliyor. Yani bu tür şeyler olabiliyor. Şimdi polisler bile bu konuda bazı temkinli davranmak durumunda kalıyor. Şimdi baktığımız zaman aslında adalet de bu tür suçları azaltacak olan şeylerdir. İnsanlar yani hakkını ararken eğer hakkını adalette bulamazsa, mahkemede bulamazsa bu sefer kendisi aramaya çalışır. Sokakta aramaya çalışır. Her insanın da beynine tabancasını takıp da adaleti sokakta aradığı bir ortama da biz Texas diyoruz zaten. Yani o hani kovboy filmlerinde anlatılan şey. Efendim karşılıklı düello yaparsın kim kimi vurursa. Ya böyle bir adalet sistemi olmaz ki. Yani yargılama efendim tabii yargı dediğimiz, adalet dediğimiz mekanizma en tepeden delinirse altta zaten cılkı çıkar. Yani tamamen efendim darmadağın olur. O yüzden hani balık baştan kokar derler. En başta İşin başındaki insanlar adalete saygı duyacak ki en alttaki insan da saygı duysun. Evet. Ve adalet de hani siyaset bulaşmadan gerçekten herkese hakkını versin, haddini bildirilmesi gerekenlere haddini bildirsin. Profesör Doktor Haydar Başbey'in bu noktada çok önemli bir ifadesi vardı. Hani adalet, haklının hakkını vermek, haksızın da haddini bildirmektir. Adalet budur. Bu sağlanmadığı, yani şu mahkeme, efendim şu tokmak bunu sağlamadığı zaman, şu tokmağın sahibi, o zaman insanlar der ki, efendim bu benim oğlumu öldürdü, hak ettiği cezayı almadı, çıksın ben onu öldüreyim der. Bu sefer de bakarsınız cinayetler bilmem neler artmaya başlar. Çok tartışma şimdi, konusu bunlar aslında. Dediğiniz gibi yani belki de biraz absürt bir örnek olacak ama Twitter mahkemesi diye bir tabir çıktı. Yani Twitter'da insanlar baskı yapıyor, ondan sonra mahkemeler karar vermeye başladı. Yani bazı kararlar sosyal medyadaki baskıya göre verilmeye başladı. Yani dediğiniz gibi o adalet duygusu toplumsal olarak bir yere çıkıyor, bir sosyal medyaya yerleşiyor. Oradan mahkemelere doğru gidiyor. Yani yoksa mahkemenin öyle bir karar vereceği yok. Evet, kesinlikle. Şimdi bakın biraz da detaylara inelim bu suçların. Tabii bu ifade edilen TÜİK verileri bunlar. Evet. Ve cezaevlerine giren hükümlülerle ilgili verilerden yola çıkarak bir takım çalışmalar yapılmış. Bakın tabii en son sağlıklı veriler 2019 yılına ait. 2019 yılı ile alakalı. 2009 ile 2019 arasını mukayese ediyorlar. Bakın son 11 yılda cezaevine girenlerin sayısı 3.8 kat arttı. Son efendim 11 yılda. Şimdi neymiş rakam? 2009 yılında 74.404 kişi cezaevindeymiş. Şu anda 281.605 kişi cezaevinde. Bunu da şöyle unutmamak lazım. Yani birçok suçta aslında cezaevine girmiyorsunuz. Yani bu artış aslında çok önemli. Yani 5 yılın altında yatar... Diğerlerini zaten şey, evet. Yani belki çok daha büyük rakamlar bunlar ama evet. Tabii şey, ulaşabildiğiniz bunlar tabii. Yani. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, mesela öldürme suçu. Öldürme suçundan içeri girenler 2009 yılında 1514 kişiymiş. 2019 yılında 6 kat artarak, bu arada 6 kat artarak 9.574'e çıkmış. Yaralama ise 4,5 kat artmış, 34.987'ye çıkmış. Bakın cinsel suçlar ki artık hemen hemen her gün çok ciddi cinsel suçlar, suç haberini görüyoruz bize basın olarak. 10 kat artarak 562'den 5.800'e yükselmiş. 562'den 5.800'e yükselmiş. Hırsızlık hükümlüleri 7 kat artmış. Uyuşturucu hükümleri 11 kat artmış. Ve kaçakçılık efendim 9 kat artmış. 935 kişiden 8111'e yükselmiş. Sahtecilik suçu 5 kat, yağmacılık suçu 11 kat, trafik suçları 15 kat bir artış göstermiş. Şimdi baktığımız zaman işte insanlar şimdi
suçların artması, suçluların artması şu anda bu insanların ekonomik, ahlaki ve diğer konulardaki aslında yetersizlikten kaynaklanıyor. Yani ahlaki değerlerinden uzaklaşmış bu insanlar. Bu insanlar bir kısmı adaletsizlikle karşılaşmış, belki bunun karşılığında bunu yapıyor. Çoğunluğu da ekonomik nedenlerden dolayı bunu yapıyor. Dolayısıyla devlet mekanizmasının bütün bu problemleri çözmesi gerekiyor. Şimdi bir de bunların bulunduğu toplumdaki mal, can ve namus güvenliğini düşünün. Evet. Yani bu suçlar sürekli arttığı zaman ve önlenemediği zaman, 10 kat, 15 kat, 11 kat arttığı zaman, o zaman o toplumda bütün kılcal damarlara yayılırcasına, yani köylerine varıncaya kadar aslında şu anda can, mal, namus güvenliğinin kalmadığını görüyoruz. Böyle bir tablo var. Şimdi bizler dün Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket çalışmasını konuşmuştuk Kerim Bey'le. Ona tekrar dönmek istiyorum. Şimdi soruyorlar, diyorlar ki yurt dışında çalışmak ya da okumak ister misiniz? Bu soruyu sorunun cevabı olarak %47.37 vatandaşlar diyor ki evet, biz yurt dışında çalışmak ve okumak istiyoruz. Yani her iki kişiden birisi diyor ki ben yurt dışında çalışmak istiyorum, ben yurt dışında okumak istiyorum. Öğrenci ise okumak, bitirdiyse çalışmak. Şimdi işin tuhaf tarafı şu, bu sorulanların içerisinde AKP seçmeni de soruluyor. Yani tabii siyasi görüşü de soruluyor. Hani ben AKP'yi destekliyorum diyenlerin %34'ü yurt dışında çalışmak istiyor. Şimdi biz de tabii MHP'liler için de söyleyelim, onlar da %43. Şimdi muhalefet partilerini söylemeye gerek yok. Onlar zaten muhalif. Yani onlar zaten memnun bunu değiller. İfade edecekler. Ama şu anda devleti yöneten siyasi iradeye destek verenlerin %34'ü, %43'ü, yani Cumhur İttifakı ortalamasını hesaplayın. Ne diyor? Ben diyor yurt dışında çalışmak istiyorum. Şimdi o zaman hem seçmene yönelik de sözümüz var. Yani o zaman siz madem ki icraatından memnun değilsiniz, madem ki umudunuzu yurt dışına bağlamışsınız, niye oy veriyorsunuz? Yani niye bir daha diyerek oy veriyorsunuz? Bunu ben şahsen sormak istiyorum. Hem bir taraftan oy veriyorsunuz hem de diyorsunuz ki ben memnun değilim, ben yurt dışında çalışacağım. Bu da tuhaf bir durum yani. Aynen. Şimdi muhalefet zaten muhalefetliğini yapacak. O ayrı bir şey. Onlar zaten %50, %60 oranı da biz yurt dışında çalışmak istiyoruz diyor. Aslında Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın çok dikkat çektiği bir tehlike var. Sürekli gündem ettiği nedir o? Beyin göçü, emek göçü. Yani insanların umudunu dışarıda araması. Şu anda aslında gerek bu Metropol'ün anketinde, gerekse toplumsal olaylardaki artış ve insanların can güvenliğini kaybetmesi, mal güvenliğini kaybetmesi, namus güvenliğini kaybetmesi, bütün bunlar aslında büyük bir tehlikeye doğru bize götürüyor. Biraz sonra belki gireceğiz ama şu anda da aslında girebiliriz. Yani beyaz yakalılar. Yani evet. Bugün beyaz yakalılar niçin önemli? Bakın ne diyor? Her 10 beyaz yakalı çalışanının 7'si aldığı maaştan memnun değil. Beyaz yakalılar niye önemli? Yani memurlar veya bir iş yerinde çalışanlar, yani orada önemli görevlerde çalışanlar, şu anda hani onun %70'i memnun değil. Neden memnun değil? Çünkü aldığı maaş açıklanan yoksulluk sınırının yarısı kadar. Şu anda 8.700 liraya dayanan bir yoksulluk sınırı var. Ama aldığı maaş 4.000 lira, 5.000 lira. Hani asgari ücretli buna baktığı zaman ya kardeşim sen bununla nasıl geçinemezsin diyor ama kendisi de o maaşı alsa geçinemeyecek. Neden? Çünkü hani sağlıklı bir geçim için gerekli olan rakam, Türk İş'in rakamlarına göre 8.650 lira gibi bir rakam. 8.700 lira. Bu rakama ulaşmadığın müddetçe mutlaka açığı borçla kapatmak zorundasın ya da gıdandan kısmak zorundasın, kirandan kısmak zorundasın, kombiden kısmak zorundasın, elektriğini kapatmak zorundasın. Yani mümkün olduğu kadar asgari şartların da altında yaşamak zorundasın. Aynen öyle. Çünkü askeri bir yaşam demek 8.600 lira demek zaten. Asgari yaşarsanız faturası 8.600 lira. Evet, faturası 8.600 lira. Şimdi dolayısıyla bakıyoruz aldığın maaştan memnun değil. Şimdi memurun bile yani 4.700.000, 5.000.000'a yakın memurun bile yani aldığı ücretten ancak %70'inin memnun olduğu bir, %70'in memnun olmadığı bir atmosferde asgari ücretin zaten %100'ü memnun değil. Emekleri zaten memnun değil.
İşsizlerin memnun olması zaten imkansız. Adam hiçbir gelir yok. Şimdi böyle bir tabloda insanlar ne yapıyorlar? Bir taraftan da toplumsal olaylar, şiddet, efendim her türlü suç artışı devam ediyor. Hani elin kolun bağlı, sokakta güvenlik yok, iş bulamıyorsun, karnını doyuramıyorsun, çocuğuna ekmek alamıyorsun, pantolon alamıyorsun. İnsanlar bu sefer ne yapıyorlar? Ben Almanya'ya gideyim, ben İngiltere'ye gideyim, ben efendim şuraya gideyim, ben buraya gideyim demeye başlıyorlar. Aynen. Şimdi peki işin bir de şu boyutunu konuşmak lazım. Almanya'ya gidenler ne yapıyor? İngiltere'ye gidenler ne yapıyor? Mesela Almanya'ya gitmiş vatandaşlarımız değil mi? Şu anda kaç kişi var? Yani 5 milyon civarında var mıdır Türk orada? Muhtemelen vardır. Yani diyelim ki var, yani var diyelim. Şimdi milyonlarca vatandaşımız şu anda Gurbette. Almanya'da çalışıyor. Efendim ne yapıyor? Düzenini kurmuş. Bakıyorsunuz şirket sahibi olanlar var. Bakıyorsunuz fabrikada gelir olanlar var. Yani orada tutturmuşlar, devam ediyorlar. Ya şimdi bu insan çalışabiliyor. Bu insan Alman ekonomisine şu anda katkı sağlıyor. Evet. Üretiyor bu adam. Sen bu emeği kaçırdın. Hadi bu vasıfsız olan bir insan. Bir de vasıflı olan insanlar var işte. BioNTech'in değil mi? Efendim aşıyı bulanlar. Aynen öyle. E şimdi bakın onlar da vasıflı insanlar. Yine bir katma değeri kaybetmiş. Aziz Sancarlar vasıflı insanlar. Oktay Sinanoğulları, Sinanoğlu bunlar vasıflı insanlar. Yani biz bu insanları yani hem beyin göçü vermişiz hem emek göçü vermişiz. Evet. Biz bu insanlara beynini kullanabileceği bir ortam oluşturmadığımız için, emeğini çalıştırabileceği, emeğini ortaya koyabileceği bir istihdam oluşturamadığımız için bu insanlar Alman ekonomisine katkı sağlıyorlar. Şimdi Amerikan ekonomisine katkı sağlıyorlar. İngiliz ekonomisine Almanya katkı sağlıyorlar. Almanya'ya niye gittiler? Ya? Almanya niye kabul etti onları? Hakkı. Evet. De böyle bakmak lazım. Yani Almanya niye Türk işçilerini istedi? Niye o kapıyı açtı? Çünkü onunla bir katma değer üretti. Onu emeğini, o bedensel gücünü kullanarak kendine bir ekonomi ortaya çıkardı. Şimdi Almanlar ucuz iş gücü olarak bizi alıyorlar. Değil mi? Evet. İngiliz'i, Fransız'ı. Ondan bizi ucuz iş gücü olarak alıyorlar. Biz ise iyi bir gelir olarak gidiyoruz oraya. Aynen. Yani bugün bir Alman'ın, Alman hükümetinin ucuz iş gücü olarak gördüğü şeyi, maaşı, biz aslında çok yüksek bir maaş olarak görüyoruz. Aynen öyle. Arada yani çok bu büyük aradaki uçurum görüyor musunuz? Evet. Bazen de şu deniliyor. Ya kardeşim yani tamam asgari ücreti mukayese ediyorsunuz ama alım gücünü de mukayese edin. Bu konuda çalışma da yapılmıştı ve bu programda onu da konuşmuştuk. Yani en temel gıda maddelerinde Almanya'da en temel gıda maddesine ulaşım Türkiye'den daha ucuz. İngiltere'de daha ucuz. Amerika'da daha ucuz. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Bugün asgari ücretimiz bizim yerlerde sürünüyor. Aynen. Açlık sınırında konumlanmış vaziyette. O yüzden hani şu anda aldığın asgari ücrette Almanya'da çok daha rahat yaşarsın. Yani Türkiye'de çünkü pahalılık daha fazla şu anda. Çok daha rahat yaşarsın derken, hani Türkiye'deki şartlara göre diyelim. Ama Almanya'nın şu anda asgari ücreti ise kat kat fazla. Hani oradaki yaşam standartını sağlayan bir asgari ücret bize sunuyor. Şimdi baktığımız zaman bütün bunları toparlarsak, bugün bir de tabii buna, pardon şunu da ilave edelim, bir de buna hani fikir özgürlüğüne engelleme de önümüze konulunca, şimdi siz beyin göçü niye veriyorsunuz? Çünkü insanlar efendim fikirlerini söylediklerinde suçlu oluyorlar. Eleştirdiklerinde suçlu oluyorlar. Dertlerini anlattıklarında, şikayet ettiklerinde suçlu oluyorlar. İşte bu da zaten demokratik olmadığımızı gösteriyor. İnsanlar da ne yapıyorlar? Hani dertlerini ifade edebilecekleri, fikirlerini söyleyebilecekleri, şikayet edebilecekleri bir ortam arıyorlar. Çünkü insanın yapısı belli. İnsan düşünür, insan eleştirir. İnsan fikir sunar. İnsan efendim eksikleri görür söyler. Proje sunar. Ama sen projeyi görmüyorum, bana bir faydası yok dersen, fikir kardeşim sen beni mi eleştiriyorsun, benim gibi adamı şeklinde bir tavır ortaya koyarsan, efendim ne yaparsın sen? En iyi üniversitelerini bile en düşük seviyeye indirmiş olursun. Aynen öyle. En kaliteli insanlarını bile sıfırla çarpmış olursun. Yani burada herkes benim gibi düşünecek demek farklıdır. Şimdi bugünkü siyasi iradelerimiz maalesef, yanlış anlamayın, iktidarıyla muhalefetiyle, meclis içerisinde iktidarıyla muhalefetiyle herkes benim gibi düşünecek mantığına sahip. Ama burada biz bunu hani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı'nı bundan istisna tutuyoruz. Çünkü Hüseyin Başbeyefendi şunu ifade ediyor. Siz hayal edin, beraber gerçekleştirelim. Evet. Beraber gerçekleştirelim. Ben sizin önünüzü sonuna kadar açayım. İşte mesele budur.
O yüzden bizler hem bir taraftan uygulayacağımız ekonomik modelle beraber insanların gelir düzeylerini yükseltirken, bir taraftan da adaleti sağlayarak, gelir adaletini sağlayarak, hukukun artık mahkemelerde temin edilmesini sağlayarak, insanlara haklarını vererek, haksız olanlara da, suçlu olanlara da, gerçekten suçlu olanlara da haddini bildirerek, efendim bu adalet ortamını sağlayarak, bir taraftan da insanların efendim mal, can, namus, fikir, vicdan, özgürlüklerini de önüne koyarak, biz o insanları bu ülkede en iyi yaşam şartlarını ortaya koymamız lazım. İşte bunu da aslında hani bu hayal değil, bunlar yaşanabilir şeyler. Biz bunu Almanya'dan çok daha fazla ortaya koyabiliriz. Biz Türkiye olarak bunu Amerika'dan, Fransa'dan çok daha fazla ortaya koyabiliriz. Yani kabul etsek de etmesek de insanımızın bir umut olarak koştuğu ülkeler ön yargılı ülkeler. Türkiye karşı ön yargılı, Müslümana karşı ön yargılı. Bunu da unutmamak lazım. Aynen öyle. O yüzden biz o adaleti, o huzuru bu ülkede sağlamamız gerekiyor. İşte bunun da hani yolu nedir diye araştırdığınızda önünüze tek bir çözüm çıkıyor. O da Profesör Doktor Haydar Başbey'in sosyal devlet, milli devlet tezi, Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli. Bunları uyguladığınızda zaten bu saydığımız bütün problemler. Siz şimdi çalışan insanınıza 10 bin lira asgari ücret verdiğiniz zaman, bunun kaynaklarını açıklıyor zaten Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, merhum Genel Başkanı defalarca açıkladılar. Efendim 10 bin lira asgari ücret verdiğinizde, 1000 lira vatandaşlık maaşı verdiğinizde, 2500 lira ev hanımına maaş bağladığınızda, doğum parası verdiğinizde, çiftçinize sahip çıktığınızda, memurunuza sahip çıktığınızda değil mi? Aynen. Öğretmen maaşlarını 15 bin lira yaptığınızda. Ya şimdi söyler misiniz? Biraz önce saydığımız suçlar niye işlensin ki? Aynen. He, hasta olan insanlar mutlaka olur. Bir gün bizim efendim mahallede bir hadise yaşanmıştı. Kadın bir tanesi sırayla dileniyor. Yani efendim işte kahveye girdi, oraya girdi, dükkana girdi, bilmem ne girdi. Ondan sonra bir anda baktık arabayla birileri geldi. Kadını aldılar, dediler ya anneleriymiş yani. Anne sen neden dileniyorsun? Biz sana para veriyoruz. Senin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani kadın hasta. Kadın dilencilik hastası. Aslında ihtiyacı yok. Şimdi baktığımız zaman bu tür insanları devlet koruma altına alır. O ayrı bir konudur. Güven onun efendim farklı bir şekilde hem güvenliğini sağlar, rehabilitasyonunu yapar. Hem de onun evet dediğiniz gibi tedavisini yapar. Şimdi baktığımızda adam suç artık şu makinası. Tabii ki onun cezasını vereceksin. Olması gereken cezayı vereceksin. Ama toplumda sen en azından masum insanların da suçlu olmasını engellemiş olursun. Masum insanların da yani bu çözümleri uyguladığınızda yani teröre hiç bulaşmamış olan insanları terörden tamamen uzak tutmuş olursun. Ama şu anda geçim kaygısı yaşayan gençler daha çıkıyor. Niye? Çünkü kandırılıyor. Bugün daha kolay kandırılıyor dediğimiz gibi. Meclisimize, kalbimize füzeler yağdıran, bombalar yağdıran FETÖ'nün kullandığı gençler yani toplumun içinde yaşayan ailelerin gençleri bunlar. Aynen öyle. Ve bunlar çok masum yalanlarla beraber değil mi? Çok masum şeylerle kandırıldı bunlar. Evet. Yani bunlar ahlakla kandırıldı. Efendim din ya yanlış dini bir takım şeylerle beraber kandırıldı bu insanlar. Yani yozlaştırılarak, uzaklaştırılarak. Şimdi baktığımızda bu insanları biz kazanabilirdik uyguladığımız politikalarla beraber. Toplumun tamamını kazanma imkanımız var. İşte sen vatandaşlık maaşı verdiğin zaman her insanına iş imkanı, aş imkanı bulduğun zaman, ailelere sahip çıktığın zaman zaten bu toplumsal problemler hiçbiri, yani sıfırla çarparsınız. Hiçbir şey kalmaz. Her şey düzelir ve o zaman sizin cezaevleri hani açmanıza, bu kadar çok açmanıza gerek kalmaz. Cezaevleri dolacak diye bir endişeye kapılmazsınız. Biliyorsunuz pandemiden dolayı cezaevinden birçok insan da çıkardılar hani. Pandemi var diye. Bu insanlar içeride sonuç olarak suç işlemiş insanlar. Onların rehabilitasyon süreçleri bitmeden tekrar çıktılar, tekrar suçluyorlar. Ben şuna değinmek istiyorum. Bugün gün içinde işte liseden fizik hocam aradı beni. İşte bir hukuki sorun yaşamışlar. Yani şunu da görüyoruz artık. İnsanların birbirine tahammül seviyeleri çok aşağı indi. Yani bu cinnetlerin toplumsal olarak insanların birbirlerine tahammülü kalmadı. Eskiden komşu komşuya tahammül, yani birbirini tahammül ederdi. Yani tam da tahammül de denmez ama hani birbirine bir şey olurdu, inisiyatif tanırdın. Ama şu anda insanlar birbirine o inisiyatifi de tanımıyor. Tahammül seviyeleri çok aşağılara düşmüş.
Yani komşularıyla kanlı bıçaklı olacak hale gelmişler. Yani bu şeyi de kaybettik. Bunların da tamamının aslında temelinde ekonomi olduğunu görüyoruz. Yani ben de işte avukatlık yapıyorum biliyorsunuz. Yani mahkemelerde gördüğümüz özellikle ceza dosyalarında insanların parasızlığı gerçekten onları bir noktaya itiyor. Hakikaten bu konuştuğumuz az önceki suçların çoğunda aslında zenginlerin işlediği suçlar değil. Yani zengin insanlar işlemiyor demiyorum ama çoğunluğu genelde işte fakir insanların çocukları. Yani belki de aslında suçların 2009'dan 2019 artışındaki en büyük artış o insanların çocukları. Çünkü o insanlar idare ettiler ama çocuklarına o gerekli eğitimi, gerekli ilgiyi gösteremediler. Gerekli işte istedikleri şeyler alamadıkları için o insanların çocukları bu suçlara meyilli hale geldiler. Veya o suçları işleyen insanlarla bir araya gelmek zorunda kaldılar. Yani 2009 ile 2019 arasında çok büyük bir artışın olma sebeplerinden biri de bu. O aileler kendi çocuklarına sahip çıkamadılar. Dediğiniz gibi sahip çıkamayınca çocuk dağa çıktı. Sahip çıkamadı çocuk uyuşturucu çetesinin içine düştü, bağımlı hale geldi. Sahip çıkamadıkları için hırsızlık yaptı. Yani gerçekten o fotoğrafı doğru okumak gerektiğini düşünüyorum ben de. Bir de tabii şu var, yani cinnetten bahsettiniz. Yani tabii toplum, hani şey vardır biliyorsunuz, hani bardak dolar, ağzına kadar dolar. Onu taşıran son damla vardır. Evet. O damla, ya bir damlayla bu bardak nasıl taşar demeyin. Neden? Şu bardak dolu. Aynen. Şimdi insanımız işine gidiyor, orada problem yaşıyor. Yolda bir problem yaşıyor. Orada gerginlik yaşıyor. Yolda giderken, bakın yani şu an son zamanlarda biliyorsunuz trafik, efendim trafikte kavgalar çok arttı. Evet. Ve buna bağlı cinayetler de arttı. Yani yol verme, yani ya bir yol vermeden dolayı adam insan öldürülür. Adam mı öldürülür? Çekip silah vurulur mu? Hayır, ondan değil o. Onun background'u var. Yani onun öncesi var. Her ikisinin de yaşadığı, efendim o gün akşama kadar belki yaşadığı birçok şeyler var. Aynen öyle. Adam efendim faturasını ödeyememiş, evinde diyelim ki kombisi yanmıyor. Elektriği yanmıyor. Çocuk bir şey istemiş, çocuğu alamamış. O sırada o dalgınlıkta adam yolda yürüyor efendim. Aynaya bak, belki bakmıyor, adam arkaya bakmıyor. O da yol vermedi zannediyor. Yol vermeyen adam, yol isteyen adamın da kafasında 40 tane problem var. Hepsi orada patlıyor. Orada patlayınca hani bardağı taşıran son damla. Komşu olayları, yani ikisinde yaşadığı şeyler var. Şimdi insanlar toleranslarını imkansızlıklar sebebiyle kaybediyor. Yani her şey artık hani şey vardır biliyorsunuz. Kulakta bir eşik vardır biliyorsunuz. Aşırı ses, yani mesela biz şu anda şehir hayatı yaşıyoruz. Şehir hayatında işte E5'in gürültüsü, kornalar, insanların gürültüsü. Yani kırsala gittiğiniz zaman sessizliğin ne olduğunu anlıyorsunuz. Evet. Hani evinizde bile işte komşuların gürültüsü, yolun gürültüsü falan. Baktığınız zaman sürekli gürültü içerisinde yaşayan insanlar olarak bizim aslında o eşiğimiz ne oluyor? Artık düşüyor. Düştüğü zaman, yani en ufak bir müzik sesi açıldığı zaman hemen tepki ortaya koyuyorsunuz. Evet. Ya kapat şunu, zaten kafam şişti gibi bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Neden? Çünkü eşik düşmüş artık. Ama bu sadece o an yaşanan bir olay değil. Birikimdir bu. Evet. O yüzden bugün hani milletimizin de tabii bu şartları bilerek yaşaması lazım. Yani bu tür olaylarla karşılaştığında mutlaka derin bir nefes alarak, yani olayın arkasını, önünü düşünerek hareket etmesi lazım. Ama tabii bu vatandaşımıza düşen şey, ama hani toleranslı olamazsak da olmaya çalışmamız lazım. Ama burada devletimize, siyasetimize düşen görev ise bütün bu problemleri ortadan kaldırmaktır. Yani siyaset burada bana ne diyemez. Yani burada yaşanmış ya canım, birbirlerini vurmuşlar. Suç işlemişler. Cezasını verelim. İşte adam trafikte yani işte kırmızı ışıkta geçmiş. Ya niye geçti bu adam kırmızı ışıkta? Belki de kafası dalgın. Adam borcunu düşünüyor. Sen bu adamın kafasını sağlıklı bir hale getir. O adam merak etme, zaten geçmez. Bir şey söyleyeyim. Aklıma siz söylerken geldi. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz peygamberliğini ilan ettikten sonra hemen yasaklar gelmedi biliyorsunuz. Yani hemen işte içki haram olmadı. Hemen birçok şeye yasak gelmedi. Çünkü toplumu bir yetiştirme süreci yaşandı. İnsanları bir noktaya, bir seviyeye getirme dönemi yaşandı. Çünkü insanlar ona yaşantıları var ya, bir şarap içiyorlar. Yani böyle bir hayat stilleri var. Bu hemen kaldırılmadı. Bir süreç içerisinde yasaklar tek tek ayetlerle indi. Hakikaten böyle bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız var. Yani insanları şu anda mesela işte şeriat getirelim diyorlar.
Şimdi şu anda diyelim ki şeriat kurallarını uygulamaya başlasak, İran'daki gibi belki yani işte kafa kesme, el kesme, bu tarz uygulamalara geçsek buna hazır değiliz. Yani toplumun bu toplumsal hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu rehabilitasyon sürecine ihtiyacı var. Bu da örnek insanlarla, örnek hayatlarla ortaya çıkar. Yani Peygamber Efendimiz onu yaşayarak o rehabilitasyon sürecini insanları geçirdi. Hakikaten buna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Şimdi Prof. Dr. Haydar Başbey her zaman ifade ederdi. Derdi ki evladım derdi, insanlara anlatırsınız ama karnı açsa dinlemez. Evet. Yani şimdi önce karnını doyuracaksın, ondan sonra anlatacaksın. Şimdi burada mesele şudur. Bunlar hepsi aynı anda yapılması gereken şeyler. Şöyle, insanın sen ekonomik olarak cebine parasını koyacaksın. Hakkını vereceksin. Ve şu anki rakamlara göre yani bir işçinin hakkı 10 bin lira asgari ücrettir. Onu vereceksin. Devletin görevi bu. Bir taraftan da onu eğiteceksin. Hani rehabilitasyon dediğimiz şey. Evet. Yani onun hem ahlaki olarak, bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne almıştır? Bakın hem ekonomik hamleler yapmıştır değil mi? Bir sürü fabrikalar, iş yerleri, imkan, tarımın desteklenmesi. Aynen. Bir sürü imkanlar ortaya koymuştur ama çok önemli bir şey daha yapmıştır. Ne yapmıştır? Sayın Rıfat Börekçi'yi çağırmıştır. Onu Diyanet İşleri Başkanı olarak, reisi olarak atamıştır. Ve demiştir ki peygamberin yaşam tarzını insanlara anlatacak hutbeler hazırlayacaksınız. Aynen. Ve orada dikkat edin 51 tane hutbe hazırlatmıştır. Ve bunlar dönüşümlü olarak, yani niye 51? Çünkü 52 hafta var biliyorsunuz. Yani her hafta bir hutbe belirlenmiş. Ve bu hutbeler dönüşümlü olarak sürekli okunmuş ve insanlar dini açıdan, ahlaki açıdan terbiye edilmeye çalışılmış. Tefsir kitapları, Kur'an mealleri değil mi? Birçok evet, çalışmalar yapılmış burada. Yazarı, ama okullar da açılmış. Evet. Yani köy okullarına varıncaya kadar, kendisine, yani en ücra köşeye kadar insanlar bilimle, fenle, matematikle, edebiyatla da eğitilmiş. Şimdi baktığımız zaman hem aklına hitap edilmiş, hem gönlüne hitap edilmiş, hem cebine hitap edilmiş. İşte devletin ve siyasetin en önemli görevlerinden bir tanesi budur. Bunlardan birini yapmadığın zaman suçların ortaya çıkması doğaldır. Ya ben bunlara para verdim ama yine suç işliyor. Ahlaken eğitmedin ki. Ya ahlaken de eğittim bilmem ne ama öğretmedin ki. Yani bilimi de öğreteceksin. Aynen öyle. İlim de vereceksin. Maneviyat da vereceksin. Ahlaki değerleri de kazanacaksın. Ama cebine parasını koymazsan onların hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden cebine parasını da koyacaksın. Hepsi beraber olacak. Evet. Diyelim efendim. Arkadaşlar üçüncü görselimizle hemen verelim. Ekonomi demişken Türkiye'nin 2020 açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu. Yani hakikaten yani çok beklenmedik bir şey değil aslında. Cari açığın niye arttığını çok fazla konuşmamıza gerek yok diye düşünüyorum ama değerler, rakamlar sizde. Nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu kadar cari açık aslında ne demek aslında biraz onu da bahsederek biraz anlatırsanız izleyicilerimiz için daha iyi olur. Evet, biz tabii kısaca cari açık diyoruz ama cari işlemler hesabı bu. Fazla verirse cari fazla deniliyor, açık verirse cari açık deniliyor. Cari açık aslında şudur, hani dış ticaret açığı dediğimiz ithalat, yani ihracattan ithalatı çıkartırsınız, efendim eksi çıkarsa dış ticaret açığı olur. Dış ticaret açığına efendim diğer bazı giderleri ve gelirleri de ilave edersiniz. Dış ticaret rakamlarına. O zaman sonuç olarak çıkan değer de cari açık dersiniz. Aslında cari açık Türkiye'deki döviz çıkışı demektir. En net ifadesiyle. Yani 2020 yılında bizim yaptığımız bütün o ticari işlemler, turizm, bilmem ne, damga vergisi, ithalat vergisi bilmem ne, hepsini hesaba kattığımızda kaybettiğimiz para miktarı 36 milyar 724 milyon dolar. Dış ticaretimizden ve dış işlemlerle alakalı her şeyden biz 36 milyar dolar zarar para kaybetmişiz. Evet. 2020 yılında. Şimdi Türkiye'de cari açık niye artıyor? Veya biz şu sonuca ulaşıyoruz. Dış ticaret hacmi dediğimiz şey ithalat ve ihracatın toplamıdır. Dış ticaret hacmi arttıkça Türkiye'de cari açık artıyor. Doğru orantılı bu. Neden? Yani normalde dış ticaret artıyorsa, mesela ihracat artıyorsa ne olması lazım? Cari fazla vermemiz lazım. Evet, içeriye fakat doların Türkiye'de, girmesi. Bakın bırakın siz dış ticaret hacminin artmasını. İhracat arttıkça Türkiye'de cari açık artıyor.
Yani biz para kazanan bir ülke olmuyoruz yaptığımız ihracatla. Daha fazla para kaybediyoruz. Yani dışarıya da sattıkça aslında, yani dışarıya ürünü mamülü satıyoruz, içeriye doları alıyoruz. Ama yine de açık artıyor diyorsunuz, doğru anladım değil mi? Evet. Neden böyle? Neden böyle? Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu ihracat, yani bir ihracat için siz bir üretim yapıyorsunuz. Ve bu üretimi de kullandığınız enerji, ham madde vesaire her şeyi ithalatla temin ediyorsunuz. Türkiye'nin yaptığı bütün ihracat ham madde ithalatının %80'ini karşılayabiliyor. Bakın çok enteresan. Evet. Yani siz bir üretim yapacaksınız, ham madde ithal ediyorsunuz. Yaptığınız bütün ihracatın tamamı ham madde ithalatınızın %80'ini karşılayabiliyor. Yani ihracat yapmadan ithalat da yapamıyoruz aslında. Evet. Yani burada ithalat yapmadan ihracat yapamıyoruz. Ham maddemiz, şeyimiz. Evet. Peki buna mahkum muyuz? Hayır değiliz. Var aslında bizde. Normal şartlar altında. Bakın biz tabii finansal boyutunun işini söylemedik. Biz şu anda üretim finansımızı da dışarıdan borç alarak yapıyoruz. Yani dışarıdan para borç alıyoruz. Profesör Haydar Başbey ifade ettiği gibi. Dolar borç alıp onun karşılığı paramızı basarak finansı temin ediyoruz. Üretim finansımız da bu. Yine dolar Merkez Bankası'na borç almak zorundayız. Şimdi ama biz tabii o kısmı dahil etmeden direkt işin ticari boyutuna bakarsak. Yani bugün ham madde dediğimiz şey Türkiye'de var. Evet. Yani bizim sanayide, tarımda ve diğer bütün üretim, yani imalat sanayi, makine ve birçok şeylerde, yani ne üretiyorsak, bunların ham maddesinin tamamı bizde var. Mesela makarna üretiyoruz, un üretiyoruz ama dışarıdan buğday almak zorundayız. Şimdi Türkiye güzel bir konu, yani aslında detaylı bir konu. Türkiye her yıl ortalama 20 milyon ton buğday üretiyor. Evet. 20 milyon ton. Bu resmi rakamlar bunlar. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu buğday miktarı da 20 milyon ton. Aslında biz ihtiyaç duyduğumuz buğdayı ne yapabiliyoruz? Kendimiz üretebiliyoruz. Peki 10 milyon ton niye ithal ettik? Çünkü biz aynı zamanda un ihracatı yapıyoruz. Evet. Ve makarna ihracatı yapıyoruz. Ve yaptığımız ihracatın ham maddesi olan buğdayı da dışarıdan ithal ediyoruz. Rusya'dan ithal ediyoruz. Ve milyarlarca dolar para ödüyoruz. Halbuki Türkiye'nin potansiyeli ne? Türkiye Ziraat Odaları Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin buğday potansiyeli 50 milyon tondur. Evet. Yani Türkiye'nin buğday arazileri, yani buğday yetiştirilebilecek olan arazileri değerlendirildiği takdirde Türkiye 50 milyon ton buğday yetiştirebiliyor. Senin ihtiyacın ne? Yaptığın ihracatla beraber 30 milyon ton. Geri kalan 20 milyon tonu sen ihraç edip de yani şu anda yaptığın ithalatın iki katı kadar para kazanma imkanın varken sen yerli tarıma, milli tarıma destek vermediğin için, aynen öyle, milli tarım politikaları uygulamadığın için ne yapıyorsun? Milyarlarca dolar bu işten para kaybeden bir ülke noktasına. Ticari olarak da anlaşılması güç aslında. Yani gerçekten dışarıdan ihraç ederken o buğdayı biz para veriyoruz. Yani bedava Rusya bize o buğdayı vermiyor sonuç olarak. Onu burada kullansak... Bakın geçenlerde bir açıklama vardı. Verdiğimiz o para buraya yansıyor işte. Yani şu anda makarnalık buğday için 1800 lira yerli tarım üreticisinde para veriyoruz. İthalat için 2450 lira veriyoruz tonuna. Çok ciddi bir fark var. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi 1 milyon 400 bin ton, yani 2020 yılında 1 milyon 400 bin ton yerli üreticiden buğday almış. Düşünebiliyor musunuz? Geri kalan Türkiye'nin ihtiyacı ne? 20 milyon ton. Yani sen şimdi tabii 20 milyon tonu tamamını ithal etmiyorsun ama yani yaptığın ithalatı da ne yapıyorsun? Çoğunluğunu yabancı çiftçilerden alıyorsun, yabancı ülkelerden alıyorsun ve bunun da maliyeti yerli üreticiden daha fazla. Yani 1800 lira yerli üreticiye fiyat veriyorsun, 2450 liraya dışarıdaki üreticiye veriyorsun. Arada ciddi bir fark var. Çok ciddi. 600 değil mi? Evet. 600 lira gibi bir fark var. Şimdi her konuda ama yani bizim şu anda sadece biz buğday tarımından bahsettik. Olduk, evet. Yani bugün bizim Türkiye demir kaynakları var. Türkiye'de bakır kaynakları var. Türkiye'de efendim sanayide kullanılan bütün madenlerin kaynağı Türkiye'de var. Ama biz bunları çoğunluğunu yabancılara vermişiz. Türkiye'de petrol var, Amerikalılar petrol çıkartıyor. Türkiye'de altın var, Kanadalılar altın çıkartıyor, Almanlar altın çıkartıyor. Türkiye'de doğalgaz var, Amerikalılar çıkartıyor, Norveçliler çıkartıyor. Ya kardeşim biz ise Rusya'dan ithal ediyoruz.
Biz oradan ithal ediyoruz, biz buradan ithal ediyoruz. Sonra fındık. Aynen, benim de aklımdan o geçti. Yani fındığı biz, fındığın fiyatını kim belirliyor? Almanya'daki Hamburg borsası belirliyor. Hamburg borsasının efendim en çok belirleyici şey kim? Türkiye. Yok. Şey yani, olarak, üretim olarak. Giresun dedi. Kökenli bir Rum aile. Hamburg borsası şu anda hakim olan aile, Giresun İsim kökenli olarak, bir Rum. Ve bizim fındığımızın fiyatını adamlar belirliyor. Ve en çok fındık üretiminde biz de onu da beklemişim evet. Arasında. Sonra ne yapıyor adam? Alıyorlar Hamburg borsasını, yani alıyorlar, fiyat belirliyorlar. Ondan sonra adam onu çikolatasının içerisine katıyor. Ve bize satıyor. Bize efendim 20 kat fiyata, 30 kat fiyata bunu katma satıyor. Katma değer üretiyor kendine. Katma değer üretiyor. Profesör Haydar Baş Bey yıllardır şunu söyledi. Dedi ki, ya kardeşim şu anda hani gittiğiniz zaman Karadeniz bölgesine, hani bir efendim bir iki tane fabrika var bu konuda. Yani işte bir Sara'yı sayabilirsiniz. Bir efendim birkaç işte Fisko Birliği'nin bazı hani fındık ezme mesela bir takım şeyleri var. Bu kadar. Yani marketlere gittiğinizde zaten görüyorsun markaları yani. Onun dışında markada yok. Aynen öyle. Şimdi baktığın zaman yani bu fındığın üretildiği yerde bu çikolataya dönüştüğü zaman o zaman sen bugün efendim fındığa 25 lira öyle bir fiyat veriliyor herhalde veya 21 liradan satıldığı ifade ediliyor. Sen o zaman fındık üreticisine belki 30 lira verebilirsin ama sen bu işten aynı zamanda para kazanırsın. Niye? Katma değer üretirsin. Bugün biz madenlerimizi, altınımızı, petrolümüzü ham halde veriyoruz. Ham madde kaynaklarımızı. Kat kat daha pahalı bir şekilde işlenmiş olarak alıyoruz. Maalesef. Yani mesela altın ithalatına bakın. Çok ciddi meblalar ödüyoruz altın ithalatına. Halbuki o altınların birçoğu bizden gidiyor zaten. Adam alıyor, işliyor. Hem kendi insanına altını işlediği için istihdam sağlıyor. Hem de bize kat kat daha pahalı sattığı için işlenmiş halde oradan da ciddi bir gelir elde ediyor. Bunu da ifade etmemiz lazım. Şimdi cari açığın bugün işte 36 milyar dolar, 36 milyar, 37 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Finansımızı milli parayla, yani milli ekonomi modelinin söylediği gibi emek üretim karşılığı milli paramıza temin edersek, ham madde, maden kaynağı 3 katrilyon dolarlık diyor Haydar Baş Bey. Maden kaynağımızı bizler kullanıp bununla üretimimizi yaparsak, Türkiye'nin enerji kaynaklarını kullanarak enerjimizi sağlarsak, o zaman şu cari açık diye bir şey olmaz. Biz sürekli cari fazla veren, Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi 4 yıl, 5 yıl üst üste cari fazla veren bir ülke haline geliriz. Bir kuruş da borcumuz kalmaz. Bunu ifade etmemiz lazım. Ya bu mümkündür ama maalesef siyasilerimizin bu sürdürülebilir borçlanma yanlış mantığı ülkemizi sürekli ciddi borçlara götürüyor. Yani her yıl 36 milyar dolar cari açık verdiğini düşünürseniz, yani düşünün yani yıllardır, yani mesela AKP iktidar döneminde 20 yıl 36 milyar dolar verdiğiniz zaman zaten 1 trilyon dolara yakın zaten cari açık vermiş oluyorsunuz yani. Yani borçlar niye artıyor? İşte bundan dolayı artıyor. Bunu da ifade etmemiz lazım. Bir 5-6 dakikamız var. Son olarak da 4. konumuza geçelim arkadaşlar. Biden'ın bir açıklaması var. Görseli de verirseniz. Biden'ın şunu söylüyor. Çin pek çok alanda büyük projeler yürütüyor. Harekete geçmezsek bu ülke bizi geride bırakacak diyor. Yalnız bıraktı herhalde farkında değil diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta da biraz konuşmuştuk aslında. Çin dünyanın birçok yerinde şu anda çok ciddi projeler yürütüyor. İşte bir telefon markasının Türkiye'de yatırım yapacağını konuşmuştuk. Onun dışında birçok ülkede projeyi kendisi getiriyor, parayı kendisi sağlıyor finansmanı. Yeter ki sen bunu yap diyor. İşte bundan yıllar önce Cumhurbaşkanımız Çin'in Afrika'da ne işi var diyordu. İşte değerli elementler oradaydı. O telefonlarda kullanılan o değerli elementler için oradaydı. Bugün Çin'in birçok telefon markası, Çin'de üretilen birçok telefon markasının Amerika ile yarışır hale geldiğini görüyoruz ki Türkiye'de bir kendine yer açıyor bu manada üretim yapacağı. Ne söylemek istersiniz? Evet, Joe Biden'ın açıklaması, Amerikan Başkanı'nın Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğünü söylüyor. Hemen harekete geçmemeleri halinde bu ülkenin kendilerini geride bırakacağını ifade ediyor. Dediğiniz gibi hani bizi bırakacak, bırakabilir ifadeleri bıraktığının ifadesidir. Yani Amerikan Başkanı asla bıraktı demez. Yani biz, diyemez yani. Biz efendim, mağlup olduk, yenildik demez. Bırakacak, yapacak, mücadele edelim, yapalım der. Şimdi burada tabii neden Trump alaşağı edildi de Amerikan Başkanı Biden koltuğa oturtuldu?
Yani bunlar tabii seçimde olduğunu zannediyorsa insanlarımız aldanıyorlar. Şimdi burada mesele şudur. Trump niye başa getirildi? Çünkü Trump dünya çapında bir ticaret adamı, bir iş adamı. Ve Amerika ekonomik olarak doları olsun, efendim sistemi olsun, ekonomi noktasında çok büyük darbeler yedi. Evet. Ve dolayısıyla Trump'ın da hani bir iş dehası olduğu için, yani her yerde yatırım yapan bir insan da olduğu için bu ticaret savaşını kazanabileceği düşünüldü. O yüzden bir proje olarak Trump işin başına getirildi. Fakat yani Trump yani o ticaret savaşını kaybetti. Zaten bunu kendileri de zaten ifade ediyorlar. Artı zaten deli dolu bir tip. Bir de yani İsrail ağırlıklı, belki hani Trump geleceğini de garanti almak adına yani ağırlıklı olarak İsrail projelerine. Evet, o lobiye doğru pozisyonlar aldı. Verdi. Evet. Ama o lobi de şu anda hani Orta Doğu'da başarılı olabilmek için diyor İsrail adına Çin'le mücadeleyi kazanmak lazım. Evet. Ekonomik güçlü güç önemli çünkü. Şimdi daha önceki programda, seçim döneminde yaptığımız programlarda biz şunu ifade etmiştik. Demiştik ki burada Amerika'nın perde arkası idarecileri yani vitrindekiler hakkında bir karara varacaklar. Bu karar genelde hani hangi yöntemi kullanacağız kararıdır. Yani burada İsrail projelerine biz devam etmemiz lazım noktasına gelselerdi Trump'ı seçeceklerdi. Trump şu anda Biden'ın yerinde olacaktı. Ama şu anda şunu gördüler. Hani Orta Doğu'da ekonomik nedenlerden dolayı, ekonomik çöküntüden dolayı şu anda Amerika başarılı olamıyor. Ve Suriye örneği devam edemiyor. Rusya ile mücadele edemiyor. Aynen öyle. O yüzden şu anda hani Rusya mı Çin mi? Rusya ile de mücadele ediyor ama Rusya ile biraz daha yakınlaşma yöntemi, start anlaşmasına devam etmesi falan, bir takım iklim anlaşmasına dönmesi. Daha sıcak mesajlar vermeye başladı. Evet. Efendim telefon görüşmeleri vesaire, ama Çin'e karşı söylemlerini sertleştirdi. Çünkü daha büyük rakip olarak şu an kendi Amerika Çin'i görüyor. Bunu da zaten ifade ediyor. Şimdi bu noktada ne yaptı? Niye Biden'ı getirdiler? Biden'ın gelmesi sebebi şu. Biden hemen hemen her dönemde görev almış olan bir diplomat. Yani şöyle diyeyim, ayak oyunlarını, arka planda yaşananların hepsini söyleyecek, fitne fücur faaliyetlerini çok iyi bilen bir diplomat. Yani işin istihbarat boyutunu, perde arka arkasını, efendim kışkırtmayı, perde, yani bu tür şeyleri bilen, Ali Cengiz oyunlarını bilen bir insanı getirdiler şu anda. Ve dikkat edin, şu anda bir zamanımız doluyor ama. İki dakikamız var. Yani hemen hızlı geçiyorum. Amerika hemen iki tane savaş gemisi grubunu gönderdi Çin denizinde tatbikatlar yaparak ortaklarına mesaj verdi. Burada tabii Çin'e bir mesaj veremeyeceğini biliyor zaten. Yani Çin onu tükürüğü de boğar. Yani orada onun yani, mücadele ama etme şansı orada ne yok. Yapıyor? Tayvan, Malezya, Brunei, efendim Japonya. Onlara ben buradayım demek istiyorum. Onlara diyor ki yani siz yürüyün ben arkanızdayım diyor. Yani mesaj bu. Onun dışında daha farklı yöntemler, mesela Sincan bölgesini kaşıyacağını söylüyor. Blinken'in yaptığı açıklamalar var, Amerikan Dışişleri Bakanı. Yani Sincan bölgesini kaşıyacağız demiyor ama ben Türkçesini çeviriyorum. Sincan bölgesi, Hong Kong'u kaşıyacağız. Hindistan'la gerilimi körükleyeceğiz yani demiyor ama bu adımları atacağını sinyallerini veriyor. Keşmir olayları, Ladakh bölgesi. Ama Hindistan'la Çin, dün diye önceki gün herhalde anlaşma imzaladılar, o sorunu çözdüler. Şimdi burada son olarak da bir Çin görev gücü diye bir Çin'e odaklanan bir grup kurdu şu an Biden. Tamamen Çin'le uğraşacak. Bunları artırabiliriz. Ama şu bir gerçek ki bu adımların hiçbirisi Biden'ı ve Biden yönetimini başarılı kılmayacak. Neden? Çünkü iş ekonomide bitiyor. Evet. Ama Çin de şunu görmesi gerekiyor. Şu anda yapılacak olan mücadele sadece ekonomi üzerinden olmayacak. Ali Cengiz oyunları, işte Tayvan körüklenecek. Filipinler körüklenecek. Şu anda Filipinler Çin denizindeki hep askeri... Hep karşısında Amerika'yı görmeyecek aslında. Tabii. Amerika birilerini onun karşısına bölgedekileri çıkaracak. Bölgedekileri şu anda. O yüzden Çin'in yapması gereken başka şeyler de var. Son düşümde diyelim. Hani bir taraftan ekonomik, yani iç talebe bağlı, Mindekon modeli projelerini hayata geçirmeye devam ederken, bir taraftan da hani Rusya'nın, Prosokti Haydar Başbey'in tavsiyesiyle uyguladığı sosyal barış projesi dediğimiz, kendi iç huzurunu sağlayan, birliğini sağlayan projeleri hayata geçirmesi lazım. Yani Sincan'daki Türkleri, Doğu Türkistan'daki Türkleri kendi Çinli vatandaşından farklı görmemesi lazım. Sosyal devlet projelerini onları da zenginleştirecek şekilde uygulaması lazım. Hong Kong'da da benzer tabloyu ortaya koyması lazım. Ve bölgedeki ülkelerle de Amerika'ya araya sokmadan Filipinler'le, Tayvan'la masaya oturup
bütün gerilimleri ikili ilişkilerle ve anlaşmalarla çözmesi lazım. Yani bunlar yapıldığı takdirde, bunlar aynı zamanda sosyal devlet, milli devlet tezi projeleridir bunlar. Evet. Hayata geçirildiği takdirde efendim Çin bunları bertaraf edebilir ki zaten bunları düşünüyor diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Sizlere hayırlı hafta sonları diliyorum.